Herkese merhabalar. Hasretin Dünyası YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olup paylaşacağım videolardan haberdar olmak için de bildirim butonunu açıp videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi bugün sizlerle harika bir te işi yazma örneği paylaşacağım. Oldukça tatlı ve güzel bir örneğim var. Bunun nasıl yapılacağını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Böyle oyamızın yapılışına geçmeden önce diğer yazma örneklerime de göz atabilir, bakabilirsiniz. Şimdi oyamızın nasıl yapılacağını göstereceğim sizlere. Başlayalım şimdi. Örümcek yapıyorum. Bir defa ipi tığa sardım. Bir, iki, üç, dördüncü tığ battı ya. Yani arada toplam üç tane tığ battı bırakıp dördüncü tığ battıya batıyorum. Şöyle bir, iki aldım. Sardım. Bir, iki aldım yine. Bir, iki. Aynı tığ battıya batıyorum arkadaşlar. Üç tane yaptım. Şöyle dört, 5. 5 tane trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir yaptım. Oyamı çeviriyorum. Burada yapmış olduğum ilk trabzanın tepesine batıp sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir yaptım. Tekrar çevirdim. Şimdi 1, 2 defa ipi tığa sardım. Burada yapmış olduğumuz yuvaya batarak şöyle ilmeğimizi aldık. Burada 1, 2, 3, 4. Alıp kapattım. Tekrar 2 defa sardım. 1 aldım. 2, 2, 2 aldım. 2 defa sardım. Tekrar 1, 2, 2, 2 aldım. Sardım 2 defa. Tekrar 1, 2, 2, 2 aldım. 1, 2, 3, 4. 4 zincir yaptım. Tekrar aynı yuvaya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir yaptım. 2 defa tekrar sarıyorum ipi. Aynı yuvadan bu şekilde 1, 2, 2, 2 aldım. 2 defa sardım. 1, 2, 2, 2 aldım. Toplam 4 tane trabzan yapıyorum böyle. Bir, iki, iki, iki aldım. Üç oldu. Dört. 1, 2, 3, 4 zincir yaptım. Tekrar aynı yuvaya sık iğne yaparak kapattık. Örümcek yaparak devam ediyoruz.
1, 2, 3, 4. Dördüncü tığ battı ya, batıyorum. Tabii siz oyalarınızın biraz daha böyle birbirinden uzak olmasını istiyorsanız böyle arada iki tane tığ battı da bırakabilirsiniz. Ben üç tane bırakıp dördüncü tığ battıya batıyorum. Devam edelim. Zincir yapıyor, örümcek yapıyorum. Özür dilerim. Örümcek yaptım. Bir defa sardım. Tekrar arada üç tane tığ battı bırakıp dördüncü tığ battıya batıyorum. Bir, iki. Bir defa sardım ipi. Tekrar iki, iki aldım. Bir defa sarıyorum. Tekrar bir, iki alarak kapatıyorum. Dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane zincir yaptım. Tekrar ilk yapmış olduğum trabzanın tepesine batarak kapattım. Bir, iki, üç, dört. Tekrar çevirdim oyayı. İki defa sarıyorum. Tekrar yapmış olduğumuz yuvadan geçirerek böyle bir, iki, iki aldım. Bir, iki, iki alıyoruz. Üç tane yaptım. Dört tane trabzan yaptım. Şimdi bir, iki, üç, dört zincir yapıp kapattım. Bir, iki, üç, dört. Tekrar sardım. Bir, iki, iki, iki aldım. Bir, iki, iki, iki aldım. Dört tane yaptım. Dört zincir yapıp tekrar yuvaya battım. Örümcek yapıyorum. Bir, iki, üç, dördüncü tığ battıya battım. Bir sık iğne de yapıp kapattım. Bu şekilde iki tane yaptık. Şimdi üst kısmına geçelim arkadaşlar. Önce ipimizi tığa sabitleyelim. Önce buraya batıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane zincir yaptım. Şimdi burada yapmış olduğumuz dört tane zincir yapmıştık. Böyle onun arasından geçerek bir sık iğne yaptım. Bu yapmış olduğumuz trabzanların tepesine batıp sık iğne yapıyorum. Şu şekilde.
1, 2, 3 zincir yaptım. Tekrar buradan geçirerek kapattım. 1, 2, 3. 3 zincir yaptım. Burada yapmış olduğum 4 zincirin arasından geçerek sık iğne yapıp tepesine kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir yaptım. Tekrar çevirdim. Burada yapmış olduğumuz sık iğneye batıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar çevirdim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir yaptım. İlmeğimi uzatarak bu şekilde parmağımı da üstüne böyle koyarak gevşememesi için tutuyorum. Böyle yapmış olduğumuz zincirlerin altından ilmeğimizi alarak uzatıyoruz. Sayılı bir şekilde yapmayacağım. Göz kararı. Buraya gelene kadar bu zincirlerin etrafını bu şekilde doldurana kadar devam edeceğim. Böyle ilmeklerimizi tuttuk. Şöyle hepsi aynı boyutta. Şimdi ipimizi hepsinin içinden geçirerek böyle bu zincirlerin arasından geçerek kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tekrar ilmeğimizi uzatarak dolduruyoruz. Bunu da kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlmeğimizi uzatıyoruz. Son fıstığımızı da kapatıyoruz. Tekrar burada yapmış olduğumuz trabzanların tepesine batarak devam ediyoruz.
şeyini yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir yaptım. Tekrar aşağı inerek buradaki yuvamıza kapatıyoruz. Bir, iki. İki zincir yaptım. Şimdi keselim bunu. Diğerini de yapalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyamız hem güzel hem de oldukça basit. Tekrar 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Trabzanların tepesine sık iğne yaparak batıyoruz. Bir, iki, üç zincir yaptım. Tekrar bu yuvadan geçirip böyle ortaya kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir yaptım. Bu taraftaki trabzanların tepesine de batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oyamı çevirdim. Buradaki yapmış olduğum sık iğnenin tepesine battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir yaptım. Tekrar oyamızı çevirdik. Şimdi fıstıklarımızı yapalım. Tekrar trabzanlarımızın tepesine sık iğne yaparak batıyoruz. Bir, iki, üç zincir yaptım. Tekrar aşağı inerek yuvamıza kapatıyoruz. İki zincir yapıp keselim ipimizi. Thank you.
Evet. Tatlı mı tatlı oyamızın yapılışı da bu şekilde arkadaşlar. Umarım örneğimi beğenmişsinizdir. Gerçekten hem güzel bir örnek hem de yapılışı çok zevkli. Siz de yazmalarınızın üzerinde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.